Ülkemizde her 10 bin kişiden sadece 8'i kitap okuyor. 65 bin kişiye bir kütüphane düşerken 95 kişiye bir kahvehane düşüyor. Bu istatistiklerden de anlaşıldığı gibi az okuyan bir toplumuz. Ve bu konuda birçok bahanemiz var. Bir yeni bir kitap çıktı Dan Brown'un. Gittim 60 milyon dedi. 60 milyon çok para yani, aşırı para. Çok pahalı bence. İkinci el kitaplara yönelme bence daha fazla ki ben ikinci el kitap alıyorum sürekli. Normal roman okumaya kalksan yani maksimum hani 30'a 40'a kadar çıkan kitaplar var. Bunlar da bizim gibi öğrenci olarak fazla yüksek miktarlar bence. Gördüğünüz gibi çıkan en popüler cevap kitapların pahalılığı. Peki ama bu konuda yayıncılar ne düşünüyor? Gerçekten kitaplar pahalı mı? Kitabı araştırıyorsunuz. Eğer yabancı dilden bu dile çevireceksiniz, bir kere çevirisini yaptıracaksınız. Çevirinin de anlaşılabilir bir çeviri olması için uzmanını yapması gerekiyor. Çevirmenlere de bizim yayıncıların ödediği ücretlerde kitabın kapak fiyatı üzerinden %7 ile %10 arasında çeviri bedeli ödeniyor. Dışarıya kitabın hakları ile ilgili kapak fiyatı üzerinden gene %8 ile %12 arasında da yurt dışına da telif ödeniyor. Kitabın baskısı, yani genellikle şöyledir, kitabın fiyatlarına siz baktığınızda piyasada 15 lira olan kitabın yayıncıya giren rakamı %10 ile %15-20 arasında değişir. Yayıncının kazancı. Bütün bu faaliyetler yapılırken de çevirmenden çeviri gelir. Ama o haliyle hiçbir yayıncı bunu basamaz. Matbaaya gidecek, basılacak, ciltlenecek, kapağı yapılacak. Kapak tasarımı yapılırken de iyi bir tasarımcıyla çalışıyorsanız onun da hakkı var burada. Herhalde bu aileden gelme bir şey. Yani böyle nesilden nesile giderek kitap okumaktan vazgeçen bir toplumumuz oldu. Ya bence insanlar kitap okuyarak vakit kaybetmek istemiyor açıkçası. Yani onlara büyük bir boşluk gibi geliyor. Ve dolayısıyla da kitap alımına bir azalış var. Ama bunun yanında bir de biz öğrenci olarak düşünürsen tabii ki hani okul masrafımız, bizim kendi masrafımız arasında bir de kitaba gidip de o kadar yüksek meblağlar vermek istemiyoruz. Bence az okuyan bir toplumuz. Bunun fiyatlarla bir alakası yok yani. 1 liraya da olsa, 5 liraya da olsa insanlar okumazsa okumuyor yani. Okursa okuyan her türlü okuyor. Kitap nesne olarak uluslararası standartlarda maliyetleri belli kitabın. Yani çok öyle fazla aşağı çekemezsin kitabı. O yüzden de aradaki fark hakikaten gelir düzeyine göre oluyor. Evet, yani şimdi Amerika'da, Avrupa'da birisinin almış olduğu parayla kitaba yatırdığı para arasındaki oran yani okur lehine, ama bizde öyle değil tabii. Yani sonuçta aynı kağıdı şey tüketiyorsun, aynı kapak kartonunu kullanıyorsun. Ayrıca Türkiye'de yani çeviri eserlere telif ödüyorsun. Bütün bunların getirmiş olduğu bir maliyet var. Ama artı bunun üzerine KDV oranı yüksek Türkiye'de. Yani özellikle mesela onun indirmesi halinde kitap fiyatları gayet rahat inebilir. Ama gene de Türkiye'de herkes yani başka şeylerden imtina etmiyor. Mesela gün içtiği sigaradan vesaireden falan söz etmeden ama işte kitaplar pahalı diyebiliyor. Halkın ve yayıncıların fiyatlar konusundaki görüşleri aynı olmasa da buluştukları ortak bir nokta var. O da okumayan bir toplum olduğumuz.